Analog sinyaller. Arkadaşlar, Siemens SL300 PLS'lerde analog sinyalleri işlemek için analog giriş ve çıkış kartları kullanılır. Analog sinyaller 0,10 volt, 4,20 mA, 0,20 mA gibi sürekli değişen sinyaller olabilirler. PLS'ler sadece dijital sinyalleri okuyabilir. Biz bu yüzden bütün analog sinyalleri dijitale dönüştürmemiz gerekecek. Arkadaşlar, Siemens SL300 PLS'lerde her bir analog sinyal 1 voltluk bir alanı kaplıyor. Bakın, standart analog sinyal vericilerinden alınan elektriksel değerlerin sayısal karşılığı eksi artı 32.767'dir. Ancak bu değerden %15'lik bir taşma alanı çıkarıldığında bu değer artı eksi 27.648'e tekabül eder arkadaşlar. Siemens S300 PLC'ler analog sinyalleri işlerken yapısı gereği bu sinyalleri 27.648 eşit parçaya böler. Bir tane örnek yapalım. Arkadaşlar bakın, bir kazandaki doluluk oranı izlenecekmiş. Eğer tanktaki seviye %80 ve üstünde ise seviye yüksek sinyali, %80 ve 20 arasında ise seviye normal, eğer %20'nin altında ise seviye düşük sinyal gelecekmiş ve bu iş için 0-10 voltluk bir sensör kullanacakmış. Bunun için gerekli yazılımı yazalım. Program sayfamı açtım. Ancak bakın, programı yazmaya başlamadan önce bir şey yapmamız lazım. Bu nedir arkadaşlar? Biz bu örneğimizde analog bir örnek yapacağız. Analog sensörle ilgili bir örnek yapacağız. Şimdi hatırlarsak, bizim yaptığımız bütün örnekler dijital örneklerdi. Dijital giriş çıkışlarla ilgili örneklerdi. Şimdi biz analog giriş veya analog çıkış kullanacağımız zaman ne demiştik? Bizim PLC'mizin donanımına bir analog giriş çıkış kartı ilave etmemiz gerekecek. O yüzden arkadaşlar, hardware ayarlarına gireceğiz. Hardware ayarlarında bir tane analog giriş veya analog giriş çıkış modülü ilave edeceğiz. Şuradan arkadaşlar seçelim. Bakın, şunu seçtim ben. Bakın, bu benim seçtiğim analog giriş çıkış modülü. Bunu compile ve save dedim. PLC'me yükledim. Şimdi benim yapacağım bütün analog örnekler bu kart bağlı olduğu için artık sorunsuz şekilde çalışacak arkadaşlar. Burada dikkat edilecek diğer husus ise şu. Bakın, ben burada analog kartımı seçtim. Şimdi ben bu analog kartımla hangi değerleri ölçeceğim? Ne ölçeceğim? Ben bu analog kartımla gerilim ölçeceğim. Şimdi bakın, tıkladığımda analog kartımın özelliklerini görmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, benim analog kartımda 4 tane giriş kanalı var. Bu kanalların hepsi PT100 ölçmeye bakın ayarlanmış. Ben burada arkadaşlar istediğim aralığı bulmam gerekiyor. Ben burada gerilim ölçeceğim. Bakıyorum, benim bu kartımda gerilim ölçülebiliyor mu? Evet. Mesela bu 3. ve 4. girişlerde gerilim ölçülebiliyormuş. Bakın, bunu ben gerilime getiriyorum. Örnek, ben bu kartımın 3. kanalına gerilim ölçeceğim. Bunu gerilime getirdim arkadaşlar. Otomatik olarak kendisi bakın 0,10 volt yaptı. Ve kullanmadığım diğer uçları ben deaktif ediyorum. Deaktif ediyorum, bakın gördüğünüz gibi. Deaktif ettim. Şu an ne yaptım? Ben analog kartımda hangi değerleri, hangi uçları, inputları kullanmak istiyorsam onları ayarladım ve ölçüm aralığımı girdim. Ölçüm cinsimi ve ölçüm aralığımı girdim arkadaşlar. Okey dedim. Bakın, başka bir karta bakalım. Mesela bu kart. Bunu da akım değeri ölçeceğimizi varsayalım. Bakın. Bakın, burada benim bu kartım bu kanalı, birinci kanalı sadece gerilimi ölçüyor. İkinci kanal sadece gerilimi ölçüyor. Üçüncü kanal bakın, dört uçlu transistörden değerler alabiliyor. Bakın, şöyle tıkladığımda 0,10 mA, 0,20 mA, 0,420 mA gibi değerler ölçebiliyor. Bakın, aynı şekilde burada artı eksi 1 volt, artı eksi 2,5 volt, artı eksi 10 volt, 0,2 volt gibi değerler ölçülebiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seçeceğimiz analog giriş kartlarının veya analog giriş çıkış kartlarının bizim istediğimiz özellikleri ölçebilmesi lazım. Bakın, benim sensörüm eğer voltaj bilgisine sahipse voltaj ölçme özellikli bir kart seçeceğim. Bakın, mesela benim bu kartlarımda direnç ölçme özelliği yok. Görüyor musunuz? Ben eğer bir direnç ölçmek isteseydim bu kartları kullanamayacaktım arkadaşlar. Şimdi bunu buradan silelim. Bunu örnek olarak göstermek sadece. Şimdi tekrar arkadaşlar kaydedelim. Neden? Bakın, bunun içinde biz değişiklikler yaptık. Gördüğünüz gibi bakın, sadece input'a değişiklikler yaptık. Bunu kaydedelim. PLC'mize gönderelim. Evet arkadaşlar, burayı kapatabiliriz. Program sayfamızı açalım. Evet, şimdi programımızı yazmaya başlayalım.
Öncelikle ben burada arkadaşlar %80 ve üzerinde doluluk olduğunda seviye yüksek sinyalim nasıl gelecek bunu programlayayım. Bakın onun için şu komutu kullanacağım. Peki ben bu sinyali nereden alacaktım? Analog giriş sensöründen alacaktım. Bu da analog giriş sensöründe benim analog giriş kartımda nereye bağlı arkadaşlar? Bakalım. Bakın şuna çift tıkladığımda. Bakın benim analog giriş kartımın adresleri arkadaşlar. Giriş adresleri 256'dan başlıyor. Bakın bu şu demek. Benim 256. ve 257. baytlarım birinci kanal, 258 ve 259 ikinci kanal, 260, 261 üçüncü kanal, 262 ve 263 dördüncü kanal arkadaşlar. Bakın ben burada dördüncü kanala bağladığım için benim adresim PIW262 olacak arkadaşlar. Şimdi buraya ise karşılaştıracağım. Buraya ise karşılaştırmak istediğim değeri gireceğim. Bu değer nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi ne demiştik? Biz analog sinyalleri işlerken tüm sinyalleri 27.648 eşit parçaya bölecektik. Şimdi benim sinyalim 0.10 volt bir sinyal. Şimdi ben bu 0.10 volt sinyalin sayısal karşılığı olarak eğer burada 10 volt görmek isteseydim buraya 27.648 sayısını yazacaktım. Ancak bakın ben %80 doluluk istiyorum. %80 ve üzerinde doluluk istiyorum. Yani 8 volt ve üzerinde bir değer olacak. Benim sensörümü gönderdiği değer. Peki bu 8 voltun sayısal karşılığı ne arkadaşlar? Şöyle bunu hesap edelim. 27.648 sayısı 10 volta tekabül ediyorsa 8 volta hangisi tekabül eder? Arkadaşlar bu 22.118 sayısıdır. Çıkışımızı bağlayalım. Şimdi ise doluluk oranı %20'nin altındaysa sinyal getirecek olan yazılımı yazalım arkadaşlar. Bakın burada doluluk oranı %20'nin altındaysa yani benim sensörümden 2 volt ve 2 voltun altında değer geliyorsa benim düşük seviye düşük sinyalim gelecek arkadaşlar. Bunu programlayalım. Aynı şekilde şimdi 2 volta karşılık gelen peki sayısal değer ne? Bunu bulalım arkadaşlar. 27.648 10'a karşılık geliyorsa 2'ye kaç karşılık gelir? Bu da 5.530 gibi bir sayıdır yaklaşık. Buna da Q0.1 diyelim. Doluluk oranı %80 ile %20 arasında ise seviye normal sinyali yansın. Arkadaşlar bunu da programlayalım. Bakın %20 ile %80 arasında bu yansın demek iki ayrı koşulun sonucu olumluysa çıkış enerjidesin. Bakın bunu yapalım. Bakın bunu 5.531 diyelim. Buna da 2.219 diyelim. Daha doğrusu 17 diyelim arkadaşlar. Bunu neden böyle dedim? Zaten 5.530 olduğunda seviye düşük yanacak. Ancak bakın 5.531 olduğunda ve 22.117'den küçük olduğunda bu değer seviye normal yanacak. O yüzden bunları böyle yazdım. Bunu da çıkışını Q0.2 diye yazalım arkadaşlar. Kaydedelim. Programımızı PLC'mize yüklemeden önce, daha doğrusu simülatörümüze yüklemeden önce şöyle bir şey yapacağız. Bakın arkadaşlar, biz burada analog input kullanacaktık. O yüzden biz buraya bir analog input eklemek zorundayız. Bakın bizim kullandığımız bütün input outputlar burada dijital. Peki bunu nasıl yapacağım? Şuraya PIW262 dediğimde bakın böyle bir şey geldi. Bakın ben buraya ne yapacağım? Slider diyeceğim. Yani kendim bunu değiştirebileceğim şekilde ayarladım. Bakın slider integer dedim. Integer formatında ben bunu arttırıp azaldıkça gördüğünüz gibi arkadaşlar benim analog değerim simüle edilmiş olacak. Programımızı PLC'mize yükleyelim. Yükledik. Gözlüğü açalım. RunCom'u aldık bakın PLC'mizi. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi Q01 çıkışı direkt enerjilendi. Bu çıkış neydi? Eğer benim seviyem %20'nin altındaysa. Bakın gördüğünüz gibi %20'nin altında. Benim sensörüm herhangi bir değer okumuyor. Bakın sıfır. Dolayısıyla bu çıkış enerjileniyor. Şimdi arkadaşlar
Benim seviyem yavaş yavaş artsın. Bakın seviyem artıyor. Bakın seviyem artıyor bir şekilde. Artıyor. Bu algılanıyor sensör tarafından. Bakın bu sensör bunu algılıyor. Analog olarak algılıyor. Bakın değer. Gördüğünüz gibi bakın bu değer 5530'un üstüne çıktığı anda ne oldu? Artık bu sinyal kayboldu. Şu an ne yandı arkadaşlar? Q02 yandı. Bu neydi? Benim seviyem %80 ile %20 arasındaysa, yani 5531 ile 22117 arasındaysa, bu iki koşulu da sağlıyorsa Q02 enerjilensin. Bakın arkadaşlar benim seviyem hala artıyor, 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 artıyor arkadaşlar. Bakın artıyor yavaş yavaş. Bakın kritik noktaya geçti. Dolayısıyla ne oldu? Arkadaşlar bakın burada %80 üzerine çıktığında seviye yüksek sinyali geldi. Ne oldu? Benim Q02 çıkışım enerjisi kesildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar analog sinyaller bu şekilde çalışıyorlar. Biz bu örneği yaparken hangi voltaj değerinin matematiksel olarak hangi sayı değere karşılık geldiğini elimizle hesap ettik. Bakın ne dedik? 8 volt değeri 22118'e tekabül ediyor. 2 volt değeri 5530'a denk geliyor. Bunu elimizle hesap ettik ve yazdık. Bu değerleri elimizle hesap edip yazmak her zaman zor olacak. O yüzden bunların daha kolay hesap edilmesinin bir yöntemi var. Bu da nedir? Arkadaşlar Siemens S300 PLC'lerde Siemens bize hazır olarak bu fonksiyonları vermiş. Arkadaşlar bu fonksiyonlar FC105 ve FC106 fonksiyonları. Şimdi bu fonksiyonların nerede olduğunu, nasıl kullanıldığını bir bakalım.